خليله وحبيبه فصلوات الله وسلامه عليهم على من أرسله الله رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى جميع أدد مختار الله الحمد والسلام والبصن Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar olsun. Allah subhanahu ve teala her şeylerimizi kılıyken ibadetlerimizi, rükû secdelerimizi, tilavatlarımızı, kıraatlarımızı kılıyken ibadetlerini Rabbil alemin özün dergâhı da beri yâli bilen kabul kılsın. Allah subhanahu ve teala ana şu kılıyken bazı bir hazır ben şu elimizde, yurtumuz bütün dünyadaki mumun Müslümanlarını oy fiil kesel yatkan keselliklerden, vabalardan Rabbil Alemin biz yurtlarımızı hasıtan belki mumun Müslümanlarını bütün yeryüzündeki Allah Subhanahu ve Teala insanlarını bana şu bala afatlardan Allah Subhanahu ve Teala özü saklasın. Selimin, eminin, ganimin, salamatçılıkta, amanlıkta, hatırcamlıkta kesellerge şifa tapken halde keselliklerden kurtulup çıkıp geçtiğine Allah Teala özü takdir etsin. Rabbil alemin hemmelerimize faydalı ilim versin. Allah Subhanahu ve Teala kılıyken ibadetlerimizde rükû secdelerimizde özünü dergâhı beri yâliye bilen kabul makbul kılsın. İnşallah 27. Mart 2020 yıl Cuma günü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden cemaatlerimizi eğitip verişlikle hareket kılalımız Allah Teala kadir kıyamlanacak. Mavakif 2, ikinci mavakif. Yani mavakif degeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatlarında bolup ötken bazı bir vakiyeler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatlarında bolup ötken vakiyeler hakkında inşallah çündürüşlükte hareket kılamız. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin bolup ötken vakiyelerini çündürüşlükte hareket kılamız inşallah. Biz ötken gidersimizi hem ettik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni mumun musulmanları bilen bugün mavkifleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni koşunları bilen bugün mavkifleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Yahudiler bilen bugün mevkifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni bir neçe başka insanlar bilen olup ötken mevkifleri yani tutken orunları degen mevzu. Tutken orunları degen mevzu. Ben hazır ben yakıp koydum bu ne deydi hani sahip şeyler körünüş başladı hazır yani ölçülü koyamız. Avaz kanday eşitliyip ben şunu bile o mahçımdan halas. Eğer avaz yaşlı eşitliyipken olsa şunu bile olsak inşallah bunu ölçülü koyamız da SMS'lerini, hatlarını sonra meselemizi devam ettiremiz. Avaz yaşlıken. Şimdi ölçü koyarız inşallah. Başkaları da ölçü koyarız. Yolunu bilmedim. Tamam. Bir de şu getirgenimizde alerji var tam orada. Bismillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevkifleri Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta bazı bir bolup ötken mevkifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tutken orunları hakkında. Yani koşunları bilen, kavmi karındaşları bilen, eke ülkeleri bilen, yakınları bilen ve yine çünkü okşigen kayısı orunlarda Müslümanlar bilen, Yahudiler bilen, münafıklar bilen çünkü okşigen orunlarının hammesi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanday orun tutgenler, kanday mavkifte bugünler degen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin mavkifleri. Tutgenki mavkifimizde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni bir halatlarını çündürüp cemaatki esletip öttük. Bu ingisi de inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Sümame İbni Usel. Sümame İbni Usel. Yani ikilesi hem S bilen. Yani cemaatki çüntürüşlük için ayetlerde İngilizce de this is degen tildi üçü bilen. S harfi. Sümame İbn Usel. Biz de indi Sümame İbn Usel deyip ayetip getirirlerdi. Mavkifu Sümame İbn Usel Seyyid Ahl Yemame. İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayetliğin hadis muttafakun aleyhi. An Ebi Hureyret radıyallahu anhum kâle lemme ba'sı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu hadis cüda hem uzun, çünkü metnini imkan kadar
özümüzün tilimizde aytib ketishlikka harakat qilamiz. Avvalo Sumama ibn Usal radhiyallohu anhuni bo'lib o'tgan oldingi voqealari yoki Sumama ibn Usal radhiyallohu anhuni yashaydigan joylari haqida tushuntirib o'tadigan bo'lsak, mana hammamiz ham yashaydigan joylarimiz bor. Yaqinlarda 3-4 kunlardan beri hammamiz uydagi bo'lib qoldik. Inson qaysi o'rinda bo'lsa ham Alloh subhanahu va taologa taqvo qilishligi kerak. Masalan, inson Makka-i Mukarramada bo'lishligi mumkin, taqvo qilmasligi mumkin. Madina-i Munawvarada bo'lishligi mumkin, taqvo qilmasligi mumkin. Moskvada bo'lishligi mumkin, taqvo qilishligi mumkin. Til Avivda bo'ladimi? Aytaylik, u Nyu-Yorkda bo'ladimi? Janubiy Koreyada bo'ladimi? Rossiyada bo'ladimi? O'zini vatan yurtida bo'ladimi? Qaysi o'rinda bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda aytadilar: "At-taqva ha huna va yushilu ila sabrihi 3 marrat." 3 marotaba Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qo'llarini ko'kslarga ishora qilib, "Taqvo mana bu joyda. Taqvo mana bu joyda. Taqvo mana bu joyda" degan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Ya'ni ba'zi bir insonlar biror bir joyga borsak o'qib kelamiz deb o'ylashadi. Masalan, farzandlarini Makka yoki Madina yoki Misrga yoki Yordaniya yoki shunga o'xshagan yurtlarga yuboradigan bo'lsak, bizni farzandimiz ilmli bo'ladi deb o'ylab qoladi. Yaxshi. Ammo insonning qalbida mana shu ilmga bo'lgan muhabbat bo'lmaydigan bo'lsa, Makka-i Mukarramaga olib borib, qo'liga Qur'on kitobini berib, Ka'bai Muazzamani ichiga o'tirgizib qo'yib, Zamzam suvidan ichirib, Ka'bani ichida o'tirgizib, mana shu joyda umuman jilmasdan Qur'onni yodlaysiz desangiz, mana bu joyda agar taqvosi bo'lmaydigan bo'lsa, Ka'bani ichida o'tirib, Zamzam suvidan ichib, ajvo xurmosidan yeb, Laylatul Qadr kechasini ham Ka'bani ichida o'tkazadigan bo'lsa ham, bu insonga Alloh taolo ilm degan narsani, taqvo degan narsani yozmaydigan bo'lsa, bu insonda taqvo bo'lmasligi mumkin. Xuddi shuning bilan birgalikda yana bir insonni Rossiyaning uzoq yurtlarida bo'lsin yoki boshqa qaysidir o'rinda bo'lsin Alloh taologa Alloh taolo robbil alaminga bo'lgan mana bu joydagi muhabbati bo'ladigan bo'lsa ittaqillaha haysuma kunta wa atbi sayyata alhasanata tamhaha wa huwa khaliqin nas bi khuluqin hasan qaysi o'rinda bo'lsangiz ham Alloh taolodan qo'rqing degan hadislarga ko'ra Allah subhanahu wa ta'ala peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde görür. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala'nı Ya eyyuhallezine amanu attakullaha haqqa tukafihi Ey iman keltirgenler, hakiki Allah subhanahu wa ta'ala'dan korkuştuk. Korkun dediğin ayet kerimesine göre insan kayısı orunda bulsa hem Allah ta'ala'dan korkuştuk mümkün. Eğer kalbideki muhabbeti Allah ta'ala'yı hakiki iras buladırken bulsa. Demak, biz bu so'zimizni qaysi o'rinda bo'lsak ham degan so'zdan boshlab ketdik. Shuning uchun hurmatli mo'min musulmonlar, aziz mo'min musulmonlar, bilaylikki, taqvo degani bu Alloh taolodan qo'rqishlik. Ihson degani antabudallohu ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson degani xuddiki Alloh taolo meni ko'rib turibdi. Men Alloh taoloni ko'rib turibman. Ko'rib turganday tasavvur qila olmasam, Alloh taolo meni ko'rib turibdi, har bir holatimni bilib turibdi, to'g'ri so'zligimni ham, yolg'onchiligimni ham va yana shunga o'xshagan taqvoni ham, riyoni ham, ixlosni ham, sum'ani ham, roza, zakot, haj, umra qanday amal bo'lishligidan qat'iy nazar, bu amallarimiz Alloh subhanahu va taolo uchun bo'lganligini ham Alloh taolo bilib turibdi, odamlarning ko'zi uchun bo'lganligini ham Alloh taolo bilib turibdi. Ya'ni har bir hatto harakatlarimizni Alloh subhanahu va taolo bilib turibdi deydigan bo'lsak, mana shunda inshaalloh haqiqiy Alloh subhanahu va taoloni bandasiga aylanamiz va aylanamiz. Illo biz dunyoni ko'ryapmiz. Mana dunyo hamma insonlarni vaqtinchalik uyiga kirgizib qo'ydi. Karantin, hajrun sahiy. Odamlarni hammalari dunyodagi o'zgarishlarni ko'rib turishibdi. Lekin bu Alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilishlikka sabab bo'lishlik kerak. Xolos. Bu Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ishonchimizni, iymonimizni, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga bo'lgan muhabbatimizni, ishonchlarimizni yanada ziyoda qilishga kerak xolos. Inshaalloh ajabmaski bir ikki kunlarda korona virusining foydalari degan bir darsni ham o'tishlikka harakat qilamiz, xudo xolasa. Bundan ham ko'p foydalanib qolsak bo'ladi. Bo'sh vaqtlarimiz hech qachon qolib ketmas kerak, balki mana bu vaqtlarimizdan ham Qur'on yodlab, hadis yodlab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlarini tiriltirib, uyimizda oilamizga ko'proq sunnatlarni o'rgatib, rukularni, sajdalarni ko'paytiradigan bo'lsak, bu uy umr degan uyda bo'ladimi, ko'chada bo'ladimi, kasalxonada bo'ladimi, qaysi o'rinda bo'lsa ham umrlarimiz o'tib ketadi. Alloh subhanahu va taolo
hammalarimizga foydalik ilm bersin. Mana bu foydalik ilm, foydalik umr, foydalik amal Alloh subhanahu va taolo dunyoda yashab turgan vaqtimizda hammalarimizga barakatli rizqlar, barakatli ilmlar, barakatli umrlar berishligini Alloh taolodan o'zi nasib qilsin. Bugungi mavqifimiz, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Sumama ibn Asad radhiyallohu anhu bilan tutgan mavqiflarini inshaalloh jamoatimizga tushuntirishlikka harakat qilamiz. Ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala كما قلنا هو مروي عن إمام البخاري وإمام المسلم دبز أتكلمز ذي بو إمام بخاري هم بو إمام مسلم أزلرن صحيح كتاب لرد كيلترش كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لرد دمك بز إسلات الأتكام بولاردك بو هم إلم مجلس قطار يكيرب قلد ودا خالصة إلم مجلس قطار دامز ذيب أطرب إشتدغن بوسك إلم مجلس دامز ذيب أطرب إشتدغن بوسك من بو نمالان أتشرب قويدم وشي كيلدغن حدلرن إلاج بورتش يازمسك ينين يعني بز خفتان بولامز Biz hadis aytib bermoqchimiz. O'sha joyda ham ba'zi bir savollar ketyapti. Savol javob emas. Men hadis aytib beraman xolos. Annahu ba'sa Rasululloh sallallohu alayhi va sallama khaylan qibla najdin faja'at bi rajulin. Demak, Sumama ibn Usayl bu kishi Najd joylaridan. Yamama degan joydan. Yamama degani hozirgi bir kichik joylarga aylanib ketgan. Tarixda Yamama degan joy bir viloyat balki mamlakat bo'lib hisoblangan ekan. Viloyat yoki mamlakat bo'lib hisoblangan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha joyga elchi yuboradilar. Elchi yuborganlardan so'ng bilasizlar Kisroga, Fursga, Qaysar Rumga, Najjoshiyga va bir necha insonlarga payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam amul vufud 6-chi yillari 7-ci illəri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçilərini yuboradılar. Yəni elçilərini barışlıq və elçilərini kelişlik illəri bolub 6-cı, 7-ci, 8-ci illər barışlıq və kelişlik illəri bolub qısaplanır. Adaşmasam 6-cı ildə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yamamaga ham elçi yuboradılar. Elçilərə yazılan xətlərin əsasiyləri əslim təslim. İslamğa kirin, salamat qalasınız. Yutikallahu ajraka marratayn. Allah subhanahu va taala albatta sizin əcrlərinizni 2 مراتب زيادة قلب برد. وإن توليت فإنما عليك اسم الإثم الأريسيين. بو أجر سيز باشتر تدغن بسيز أريسيلرن يعني قول انجزدكي دهقاللرن وشجايدكي خزمتشلرن حمسن سيزن قول أصل انجزدكي إنسانلرن günahları سيزن بولا دغن معنى ده Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم قسك والرن ده حتلرن padişahlarge meliklerge yubargen. مناشلرن قطار ده Sumama ibn Usayl radiyallahu anhu ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xatlarini yuboradilar. Yuborganlaridan so'ng elchi yetib boradi. Elchi yetib boradi-da bizda bir maqol bor. Elchiga ulum yo'q degan. Elchi yetib borib Sumama ibn Usaylga uchraydi. Xatni o'qib beradi. Xatni o'qib berganda men seni xatingni eshitishni ham xohlamayman deydi. Olib chiqib o'ldirib yuboringlar deydi. Podshohlarning hukmi shunday. Olib chiqib öldürüvaringlar deydi. Haqiqatan ham boyagi radhiyallohu anhu bo'lgan sahobiy xatni ko'tarib borgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning elchiligini yetkizgan inson Sumama ibn Usalni buyrug'i bilan dunyodan o'tadi, shahid maqomiga erishadi. Ya'ni bu Sumama ibn Usalni o'sha vaqtda qilgan ishlari. Biz bu voqeani esdan chiqaramiz-da Başka Medine-i Münavvara'da bolu bitken vakiyen isleyemiz. Biz hazır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidlerine köçüp ötemiz. O şecaydaki vakiyelerini isleştirdiği hareket kılamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidleri kâne, sagiran ve basitan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidleri küçük, hem de abdiyine mescid edip eğitilen. Biz ötkenli mavkiflerimizde hem eğittik, Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidleri küçük bugün. Ama o yerdeki insanlar katta bugün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidleri de süvet nur bulmayan hazır hükümde. Ama o yerdeki insanların yüzleri de nur bugün. Ana şu caylarda secde kılını yatkan vakıda bizni mescidlerge okşap kımmat gilemler. Ya ki kımmat vaha töşekler. Çünkü okşigen şaraitler bulmayan. Ama
Ma u joyga hukumat bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yulduzlari Alloh taolo rozi bo'lgan radhiyallohu anhum bo'lgan sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'sha kichik sag'iran va basitan bo'lgan masjidlarida jamlanib namoz o'qib yurishadi va mana shu bilan birgalikda bu insonlar Madinai Munawvara atroflarini aylanib qo'ruvchilik ham qilib yurishadi. Madinani atrofida yursa bir inson ularni ko'ziga duch kelib qoladi. Qalu min anta قالوا من أين؟ قال من قبل النجد. سيز خير دانس ديب سورشت. أكش أيتكي من نجد يردلر دمن. يماما دمن ديب سورشت. قال أين تقصد؟ قيس جاين مقصد خلوب قصد خلوب كتير سيز دهند. قال العمرة. عمرة قلشلينة ديد. عمرة قلشلينة. أنا حاضر هم عمرة قلشلينة ديگن إبادت بار. لكن بو إنسان مسلمان مس. مسلمان مس بوغن حالدا عمرة قلشلينة كتير كنگن. Musulmon emas bo'lgan holda umra qilishlik. Endi sizda savol paydo bo'ladi. Musulmon emaslar ham umra qilishadimi degan savol. Ha. Haj qilishlik masalasi, umra qilishlik masalasi bu jahiliyatdagi avvalgi insonlarda ham bo'lgan masalalardan biri. Ya'ni haj degani qasd qilishlik degan. Baytullohni, Alloh taolaning uyini qasd qilishlikni haj deyiladi. Umra qilishlik ham xuddi shunday. Avvalgilar umra qilayotgan vaqtlarida mana shu Ka'baga borib tavof qilishgan, ammo Kabani atrofida 360 ta but bo'lganligi tufayli mana shu 360 ta butga qurbonliklar qilib, so'ngra Kabani tavof qilishib, auzu billah Alloh taolo saqlasin, uryanan deydi. Kiyimsiz holda hamda qarsak chagan hollarida. Kiyimsiz holda va qarsak chagan holda hamda shutak chagan hollarida umra qilishar ekan yoki haj qilishar ekan avvalgilar. Bularda savol paydo bo'ldi. Sahabalar aytdi ki, agar siz Najd tarafdan bo'lsangiz, aytaylik Najd tarafdan bo'lsangiz, Makkaga qarab umraga ketayotgan bo'lsangiz, nima sababdan siz Madinada yuribsiz? Ya'ni siz to'g'ri yo'ldan emas, Madinaga kelib qopsiz. Demak, biz sizdan shubha qilamiz dedi. Najd bu yerda bo'lsa, men tasavvur uchun aytayapman, xolos, bu joyda emas. Ya'ni hozir so'zning ichida so'z deganday, mana kiyib turgan kiyimimiz oq kiyim. Boshimizdagi ham oq kiyim. Mana shu joyini qarang, oq masalanda. Ana o'sha oq kiyimda ko'rinmaydi, hammasi oq bo'lib turadi-da. Bir qora nuqta bo'lsa, nuqtalar ham kattaroq deylik, mana tugma. Qora tugma bo'lsa, hamma insonlar mana shu tugmaga qaraydigan hamma insonlar demaylik, ya'ni xato qidiradigan odamlar bor hayotda. Xatoni kamchilik qiladigan odamlar bor. Ya'ni oq joyiga qaramaydi-da. Qora joyi bor ekan u, shu joyi noto'g'ri deb qaraydigan insonlar bor. Shuning uchun men qo'lim bilan tushuntirayotganimni men aytmoqchiman xolos. Biz ijobiy tarafga qarab ketaveramiz. Bizning yo'limiz mana shunday. Buni hammangiz yaxshi bilasizlar. Bizni ustoz deb bilgan insonlarni biz shogird deb bilib, ularga ham aytamiz, faqatgina ijobiy taraflarga qarashga harakat qilamiz. Biz qo'limiz bilan tushuntirayotgan bo'lsak, bu joy Najd, bu yoq Makka, bu yoq Madina emas. Misol uchun tushuntiryapmiz xolos. Demak, mana bu joy Majd deb hisoblansa, mana bu joy Makka-i Mukarrama hisoblansa, Madina-i Munawvara pastda. Najddan Makka-i Mukarramaga ketish kerak edi. Bu inson Najddan Madina qarab yurdi. Shunda so'raldi sahobalar aytishdiki, siz dedi, Najd yurtlaridan bo'lsangiz, Makka-i Mukarramaga qarab qasd qilib ketayotgan bo'lsangiz, nima sababdan Madinaga keldingiz? Demak, siz shubhali insonsiz. Biz sizni masjidga olib borib qo'yamiz. Asir olishdi. ورابطوه في سارية من ساري المساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدلرگه bog'lab qo'yishdi. Endi shu so'zni ichida so'z aytingiz keladi. O'sha zamonlarda bo'lib masjidga bir umr bog'lanib ketsak ham mayli deyingiz keladi. O'sha zamonlarda bo'lib masjidga bo'lib bog'lanib ketgingiz keladi. Nafaqat masjidda, balki birinchi aytilgan masalamizda Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhu ustunlar va minbarlar deb bayon qilgan vaqtimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlardagi minbar, xurmo poyasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sog'inib yig'laydi. Ey Allohning elchisi, siz qayerga ketdingiz deb ingrab yig'laganligini biz eshitdik deydi sahobalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam minbardan tushdilar. Ummu Sulaym yasattirib kelgan minbarda tushdilar-da, xurmo poyasiga borib yig'ilib, sen yig'lamagin, men uzoqqa ketganim yo'q. Sen yig'lamagin, men uzoqqa ketganim yo'q degan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini xurmo poyasiga aytib, xurmo poyasini yupatayotganligini sahobalar aytishgan. Demak, o'sha zamondagi xurmo poyasiga bog'lanib qolishlik emas, balki
hurma payası bolup kalışlığını hem bazen arzu kılası kalas. Lakin inşallah her bir zamanda hem yaşayan insanlar var. İnşallah bana şu zamanda olsak hem Allah subhanahu ve ta'ala'nın sürücülük bendelerden bolup yaşayıp ötüp geçirdiğini Allah'tan özü nasip kısın. Sariyetin min sariye el mescid mescidini usullardan bugün bir ustunge bağlap koyulgenden söyün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâle etedrûne men hâze bana bu insan kimliğini bilesizler mi? Deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan sonra işte. Kâlu le ya Resulullah. Ey Allah Teala'nın elçisi biz bilmeyimiz dedi. Çünkü o zamanlarda telefon ve şu günün programmaları, pasport ya ki insanların tanıp alışkanlığı ya ki çekerek ama on günde inerseler bulmayan. Bu dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eleste sumâme Sumame ibn-i Usel sen Sumame ibn-i Usel emez misin dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sumame ibn-i Usel şimdi bayağı kişi etti ki hemen Sumame ibn-i Usel mi? Ey Allah Teala'nın elçisi dedi. Resulullah değişikliğinden maksat hani iman kimedir? Lekin onların tellege nesbeten men Sumame ibn-i Usel mendi ettiler. Ne makılıp yürüp sen bir yerde deyip sorgenlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şimdi beni umreye git yapken adım sizin adamlarınız beni üçlü alıp geliş dedi. Sumame yani esilerde bulsa Sumama ibn Usel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yubargen elçini katıl kılıçlıkı büyürgen. Sumama ibn Usel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni yubargen elçilerini katıl kılıçlıkı büyürgen ve katıl kılıngen hem bağlap koyuldu. Bağlap koyulgenden ki son elçiye kılınırken muamelanın özelliğini karayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özlerini elçilerine bugün muamelesini, güzelliklerini karayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarına, yani ayollarına, ferzendlerine, koşunlarına, ekevke, kavmi karındaş, müşrik, münafık hem de elçisini katıl kıyan melikke hem yakışık muamele kılıyordular. Kale, ayettiler ki, bizni üyümüzde taam kılınadı, taam bizni üyümüzden kendirsin dediler. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mumun Müslüman insanını kançalık, hürmet, ihtiram derecesi de ekerliğini düşündürüp verirler. Taamını meni üyümden alıp gelinler, meni üyümde pişirilen avukatını yesin yaptılar. Yani en yukarı derecedeki hulkatı var. En yukarı derecedeki hulk, adab, ahlak. Ha sen falancı mısın? Bana men senge indi görsete men kolge çüştüyüm mi? Boladı ken o mene. Baradı gen başka cayın hem yok eken, kelesen eken, kanı bunu katıl kılınlar demediler. Bizni üyde kılıngan taam Sumama ibn-i Usel'ni taamlandırılsın. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama koyu bir varmadılar da taam dediler. Birinci günü beş mahal namaz okuldu. Bamdat cehri, peşin mahfi, esir mahfi. Şam cehri, huttan namazı cehri, Sumama ibn-i Usel namazını okulgenlerini gördü, sahabalar gelip getirgenlerini gördü. Yani bu yetken muamele, mumun Müslümanların halatı hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mavkifleri, tutgen oranları, o kişinin üyde kılıngen taam Sumama ibn-i Usel'ini huzurlarına koyuldu. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle ماذا عندك يا سمامة؟ أي سمامة؟ نما فكر، نما أوين، نما سوز، نما جد. قال خيرا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم 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 على شاكر، وإن تريد المال تعطى ما شئت. قريب. إن تقتل تقتل ذا دم ده يعني أجر قتل كلا دغم بسنس ذا دم. Kan egesini katıl kılasız diyetler. Bana şu cahisel düşünüşlükte kıyırak oladı. Sekirrak düşünüşlükte hareket kılaman. Kan egesi degenden maksat ikide değil müfessirler. Şurrahlar, şarkılıyetli insanlar. Kan egesi degenden maksat ikide. Kanlı hakkı degenden maksat ikide. Birincisi. Eğer beni öldüredigen bosanız, sizin elçinizle öldürgenim tüfeylik beni öldürseniz hakkınız var degenim. Birincisi, birinci şarkı köprak ulamalarınız bana şu anda. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir elçilerini öldürdüler. Eğer beni öldüredigen bulsanız, siz bir kan egesini, yani
Kasas aldınız degen maksat. Eğer beni öldürseniz, kasas aldınız elçinizge nisbeten. Araplar, cevamı ülkenin bugün, sözlerini kıska ve lönde bilen düşündürüşlükle hareket kılışken, en edebi insanlar, en sözge usta insanlar, hatta bazı bir lügatlarda aytiladı, 40 milyon lügat işletilerken, Arap dilde. Başka dillerde 40 minden aşken buluşluğu hem mümkün eken. Demek, iki de maksat tutuluyordu. Şu yerine yaşlı şunlarak, taktul zedem degeni, eğer beni öldürseniz hakkınız var, çünkü ben sizden bir insanı öldürdüm. İkincisi, in taktul taktul zedem degeni, eğer beni öldüredigen bulsanız, meni qonim qimmat ortimda odamlar bor degan ma'no. Ikkinchisi ozroq ma'no, birinchisi ko'proq. Demak, ey Muhammad dedi sallallohu alayhi vasallam, agar meni o'ldirishlikka buyursangiz, men haqiqatda sizlardan ham bir insonni o'ldirganman, haqqingiz bor degani. Ikkinchi sharhi bu ulamolarimiz kitobidagi so'zlari. Ikkinchi sharhi, agar meni o'ldirsangiz, men obro'-e'tiborli insonman degan sharh. Bu birinchi so'zi bo'ldi. In taqtul taqtul zadam وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ İkinci sözde şu ki, eğer menge yahşilik mahcup olsanız, şükür kıladığan, rahmet eytedigan, yahşiligini yerde koymaydığan insanga yahşilik kıyken bulu kısablanasız dedi. Üçüncüsü, وَإِنْ تُرِيدُ الْمَالِ سَلْ تُعْتَى مَا شِئْتِ Ey Muhammed Aleyhisselam, eğer sizge mal mülk gerek olsa, neme gerek olsa sorayım, ben hammasını sizge vereyim dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermediler, söz etmediler, katıl ham kımadılar, koyup ham yuvarmadılar, yolda devam ettiler. Tamam gelişti, devam etti. İkinci gün ham tolup öttü, namazlar okuldu, Bamdat peşin esir şam namazları okuldu, o kişiye tamam geldi. Birer bir insan bu kişiyi indemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keçeyi belirleyen savalını bugün ham verdiler. Keçeyi belirleyen savalını bugün ham verdiler. Maza indeke ya Sumama? Ey Sumama, nima gap? Nima söz? Nima haber? Nima yangilik degan ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radilar. Shunda so'zni o'rni almashdi. Kechagi javobda aytdik, intaqtul taqtul zadan, agar o'ldiradigan bo'lsangiz, qonni egasini o'ldirasiz degan so'zni bu safar Sumama aytdiki, in tun'im tun'im ala shakir va intaqtul taqtul zadan وَإِنْ تُرِيدُ الْمَالِ سَلْ تُعْتَى مَا شِئْتَ Keçe ölümde birinci koyganında bugün Sumama etti ki eğer yahşilik kılsanız elbette yahşiliğiniz yerde kalmaydı. Eğer öldürseniz siz kanlı egesisiz ya ki bu kan avrolik kan. Eğer mal mülk gerek olsa sorayın hala geninizce verilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermediler. Koyup yuvarmadılar, katıl kımadılar, mal mülk hem soramadılar. Biroq bir narsa qilmadilar da, yana yo'llarida davom etdilar. 3-chi kun xuddi mana shunday holat davom etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Ma'za indaka ya Sumama?" Ey Sumama, nima gap, nima so'z? Nima yangilik? Xo'sh, nima o'zgarish? Ya'ni iymonga kelasanmi yo'qmi? Ey Sumama, sen mu'min musulmon bo'lasanmi yo'qmi? Islom degan ne'matni bilasanmi yo'qmi dedilar. Hattoki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi dünyadan ötüp etken vaxtlarda dedi innehu felete minni ilennar. Ana o Yahudi meni kolumdan çıkıp getirip dozakya çıkıp getirip de gelir. Yani biz bunu Müslümanlar yaytemiz. Biz ana o beynemaz, mana o kafir, mana o fasık, mana o mucrim, mana o günahkar, mana o dozakı, mana o dozakı değişikten uzak olaydık. Belki insanlarını cennetle yakınlaştıraydık. Damla sözünüzge delil kan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis edipler. Beşşiru ve la tunaffiru yessiru ve la tuassiru. Başarat beringler. Başarat beringler. Ve la tunaffiru nefretlendirmeyinler. Yessiru engilleştiringler. Ve la tuassiru ağırlaştırmeyinler. Kıyınlaştırmeyinler. Men kâle heleken nâs ve huve ehlekuhum. Kim insanlar halaketlik etti deyse halaketlik etkenlerinin birincisi özü buladı. Miftahun lil hayr, yahşilikke kalit buladığan ve miğlaqun lil şer, yamanlığını eşiğini yapadığan bir insanda küfürünü bevahun deydi, ta açık kuyaşını kuyaşlıkta ıhtılaf kımaydığan derecede körülgenden çekin başka adamlar dinden çıkarıp ya ki ulanı fasık, mücrim değişlikke. Ama Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın sözleri, kana menine cennetke bir kapkak bulsayım,
dozahını kapağını yapıp koysam hemen adamlar cennet içirse kanıydı degen Ebu Bekir radıyallahu anh. Şunun için bana o davetinin uslubunu karayım. Keçegi mavkif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mavkif biri. Bunu bir söz eğitip öttük bir körsenler buladı inşallah. Mavkif tutken orunları hem cüde hem acayip idi. Mescid geçelip bevül kıyken Arabi'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazap kımadılar. Arabi din getirdi. Resulullah'ını yaşgörüp kaldılar. Müslümama İbn-i Usal elçilerini öldürgen bu sırada hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekme yaptılar. Birinci gün tekme yaptılar. Belki meni üyümde tam kılını verirlerdi yaptılar. Meni elçimini öldürgen bu sırada hem deme üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hikmet kılı yaptılar. Biz ne üyümüzdeki tam verilsin dedi. İmam Bukhari ve Müslim rivayetken Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan hadis. Birinci ve ikinci, üçüncü günü her günü tam bizimkiden buldu. Şaşma yaptılar. Şaşılışlık hem yaşamaz. Acelutu mine şeytan. Şaşılışlık hem şeytanlar. Belki ayet yaptılar ki mâzâ indeki ya Sumâme. Ey Sumâme. Nime haber. İman gitkilesiz mi yok? Üçüncü günü sonra geldiler. Kâle hayran. Yahşi. Kâle hayran. Yahşi dediler. İn taktul. İn tun'im. Yahşilik kısayız. Yerde kamaydı. Ey Muhammed dediler. Sumâme ibn-i Usel. Eğer öldürsen kan egesini öldüresiz dediler. Hakkınız var ya ki ikinci şartı hakikatte beni kanım hem beydar ketmeydiğin söz. Üçüncüsü. Ve in turidul mal. Natur okuyetken bu meyle kişi kılıp. İn taktul in kunde turidul mal fesel tu'ta minhu meşhur deyken. Ve in turidul mal fesel minhu tu'ta meşhikte. Ey Muhammed Aleyhisselam mal mülk gereği buna diyen olsa sorayım. Ahla genimizi alas dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atliku sümame. Kale atliku sümame. Sumame'ni koyu yuvarınlar dediler. Sumame'ni boşatıp yuvarınlar dediler. Sumame hayran kılıyordu. Özleri tamam dedi menge. Menge. Özleri menge özleri menge tamam dediler. Özleri menge saval dediler. Özleri beni koyu yuvarsalar. Bu kanday insan. Bu Muhammed degeni kanday insan. Ana bu cörge muhabbet geldi. Muhabbet geldi de koyup yubargınca hem inlemedi. Koyup yubargınca karasa bırakır bir insanın bu kişi bilen işi yok. Sahabalar hem indeşmedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sözü tamam. İkide olmayı. Hatta ki Ebu Bekir radıyallahu anh'u Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in umurlarının ahırları da sözsüz düşünürken derece değil gelirler. Oyun tarafı karasa ne gerek? Çap tarafı karasa ne gerek? Kandayıksa gazap kılı yaptı, kandayıksa hırsan bul yaptı. Ne bana yaş görüldü, ne bana yaman görüldü. Şu derecede bile barışken. Dostluk mavzusu ayetemiz inşallah. Hakiki dost yakın insan, bu insan ne bana haklap durgenliğini sormasından biledi. Bu insan ne bana haklap durgenliğini sormasından biledi. Sahabaları etişedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunu yelkelerini yaş görürler. Zira el-ganam. Ve bana şu cahine pişir bir işe hareket kılardılar. Kaysa avukatını yaş görerler Resulullah. Şunu izledim şerri. Kaysa avukatını yaman görerdi bunlar ihtiyat bul şerri. Demek yaş görgen insanını yaş görgen derselerini alıp bir yani ben şimdi yıksayız. Sizi özünüzü yapın yaş görüp kalalım. Sumama hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyu bibar inler degen sözden eceplendi. Koyu bibar algenden gelin hiç kim indemedi. Biri uzaklaştı. Aslan hem beni koyu bibarıştı mı? Asil bulsam bunlar da insanı öldürgen bulsam dedi de. Uzaklaştı da gusül kılıp kaydıp geldi. Maşallah. Gusül kılıp kaydıp geldi. Kaydı ki ya Resulallah, ey Allah Teala'nın elçisi. Eşhedü en la ilahe illallah. Güvahlık veremen Allah Teala'dan özge ilah yok dedi. Ve eşhedü enneke Resulullah. Amin güvahlık veremensiz Allah Subhanahu ve Teala'nı hakiki elçisiz dedi. Güvahlık veremen ki Allah Teala'dan özge ilah yok. Ve yine güvahlık veremensiz Allah Subhanahu ve Teala'nın hakiki Resulüsüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi. İnnehu kâne abgadun inneke kunte abgadun nâsi ileyye fe kunte ahabbun nâsi ileyye. İnsaniyetini içi de en yaman görgen insanım siz ediniz. İnsaniyetini içi de en süyüklü insan siz balınız dedi. Ve kâne dinuke abgadun adyâne ley. Dininiz men için en yaman din edi. Ve dininiz men için en birinci orundaki beni özümlü dinimge eylem dedi. Ve inne biladeke kâne abgadal biladi iley. Sizin yaşayıp durgen bana o Yathrib eski ismi. El Medine el Munavvara yenge ismi. Medine-i Munavvara en yaman şehir idi.
Men uchun. Mana endi men uchun Madinai Munawvara eng suyukli shaharga aylandi. Ya Rasululloh. Ey Alloh taolaning elchisi. Sizni otingiz menga yoqdi. Men umrga ketayotgan edim. Jahiliyat va mushriklarning umrasiga ketayotgan edim. Endi mu'min musulmonlarning umrasiga bormoqchiman. Izn bering, sizni otingizni minib borib kelayin dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izn berdilar doimgiday. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bismillah. Choyga taklif qilamiz hammanglarni. Lekin hozir buni iloji yo'qroq, masofa uzoq. Alloh taolo nafaqat choyni balki Zamzam suvlarini ichishlikni Alloh taolo hammalarimizga nasib qilsin. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doimgi holatlarida aytdilarki, "Ey Sumoma, meni otimni minib bemalol umra qilib kelishligingiz mumkin" dedilar. Sumoma ibn Usad. Bu ish Madinai Munawvarada bo'lyapti. Hali Makka-i Mukarramada islomga kirishmagan. Makka-i Mukarramaga borganlarda biz endi Sumoma ibn Usadning kimligini yanada yaxshiroq bilib olamiz shu yerda inshaalloh. Sumoma ibn Usad Makka-ga borib, "Bismillah, labbayk Allohumma labbayk." لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك مسلم الله منه ahli iymon, ahli islomlarni aytadigan labbaykasini aytdi. Labbayk allohumma labbayk, ey robbim labbayk, seni chaqiringa labbayk, labbayka la sharika laka labbayk, seni hech qanday sheriging yo'q, senga shirk yo'q, la sharika laka labbayk, innal hamda barcha hamda, va ni'mata hamdu sanolar ne'matlar, laka val mulk mulklarning hammasi seniki, la sharika laka, seni sheriging yo'q deb baqirganda Makkani kattalari kelib asabauta ya sumama, ey Sumoma, sen Sobiya diniga o'tib ketdingmi deganda qolala bal aslamtu. Yo'q, men islomga kirdim. Ashhadu an la ilaha illalloh. Guvohlik beraman Allohdan o'zga iloh yo'q va ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Sizlar Makka-i Mukarramadan quvib yuborgan amakilaringizning farzandi. Muhammad haqiqiy payg'ambar. Meni yo'limni ochib qo'yinglar, men umra qilmoqchiman dedilar. Bu Makkaning mushriklari Sumoma buni bir qilich bilan qatl qilib qo'yishardi. Nima uchun tegishmadi degan savol bo'ladi sizda. Nima uchun tegishmadi desa, Makka-i Mukarramaga butun al-himtatu, bug'doylar, arpalar, ana ularni hammasi Sumoma ibn Usal radhiyallohu anhu dan kelardi. Chunki Yamomada ana u narsalar ekilgan, Yamomaning boshchisi, raisi, sayyidi, xazinaboni ham kattasi, podshosi ham ya'ni boshqaruvda Sumoma bo'lgan. Sumoma aytdiki, "Vallohi Allohga qasam. Wala hintatun wahida. Bir dona bug'doyning doni o'tmaydi illa bi izni Muhammad. Muhammad izn bersa o'tadi. Yo'lini ochib qo'yinglar. Men umra qilmoqchiman" dedim. Umra qildi. So'ngra qaytib keldilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdilarki, "Ey Muhammad alayhisalom, men umra qildim. Makka ahlidagi bug'doy berilmaydi, sizni izningsiz berilmaydi" dedilar. Najd yurtlariga qaytib ketdilar Yamomaga. Yamoma ham o'sha paytlarda islomga kirishgan. So'ngra haqiqatan ham Makka-i Mukarramaga bug'doylar jo'natilmaydi, yuborilmaydi. Bir yil o'tgandan so'ng, bu 6-chi hijriy yilda bo'lgan, 7-chi yilida Makka ahli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xat yozadilar. "Ya Muhammad, innaka ta'mur bi silati rahim va innaka taqta'u rahim." نسألك بصلة الرحم يعني بو حتى ينا باشكة جاي لريان بار قتلت آباءنا بالسيف وتقتلنا بالحنطة اي محمد عليه السلام سيزن دين انجيز قوم قرنداشت لين بغلش لك بيريت كان دين بسا نما اوچين اند قوم قرنداشت لين ازد بزدن بغداين تختت قوين انجيز اي محمد عليه السلام بغداي لارن كلش لية ازن برين رخصت برين سيز يحشي ادم سيزو degan haqni yozishdi. Endi buni ilova qiladigan bo'lsak, hozirgi kunimizda ham masalan namozxon odamlar xato qilib qo'yadigan bo'lsa, xatodan hech qaysi inson xoli emas.
Her bir insan hata göy. Kullu bani adam hatta ve hayrul hatayine tevvabun. Her bir hata göy. Yani bendeki hata göy. Ve hayrul hatayin. Hata kıladı gelirlerinin yahşileri tevbe kılgıcılar. Hatta ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ekletler. Eğer sizler tevbe kılma geninlerde, hata kılma geninlerde, sonra tevbe kılma geninlerde, ledehaballahu bikum. Allah da Allah sizlerini yok kılıp yuvarken bulardı. Sonra başka kavimlerini yaratardı. Sonra onlar günah kılışardı. Sonra onlar tevbe kılışardı. Sonra Allah Teala tevbesini kabul kılıp onlarını cennetle kirizyen bulardı ettiler. Hatta hazır namaz hallarımız, ibadet göylerimiz. Eki Romal ola gen, hicap kuligedeki, ya ki bazı bir sakal koygen, eki ülkelerimiz hata kıladı gen olsa, namaz han hem şunda yıkıladı mı, ana o hem şunda yıkıladı mı diye namazlarını delil kılıp koyuşadı. Yok, namaz hallı yüzünden karamayın bu orunda. Bu orunda, İnsaniyet tarafından kılınırken hatası karak koyduğunu alasın. Yani özünüz hata kılıyorsunuz. Ben hata kılıyorum ben, siz hem hata kılıyorsunuz. Çünkü biz bunu yaşı bileyelim ki, her bir insan hata görüyor. Başkalarının hatasını gebirmeyin, gebirişine ruhsat var. Kaçan ki siz özünüz hata kılıçlar toplasanız. Damlalar gebir yaptığı ise bunlar ilmini yetkici yaptı, yetkicilik içerdi. Hatadan tükegen yükününüz, başka damların hatasını gebirmeyin. Ama özünüz hata kılıçtan tohtayın, sonra başkalarının hatasını yapayın. Demek bunlar hem dindarlığını terlik kılıp etkiledi. Ey Muhammed, siz karındaşçılıkı bağlayıp şimdi çakırsanız, büyürseniz, buğdayını tohtatsanız, yani karın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rahmeten lil alemin, bütün alemler için Allah-u Teala rahmet kılıp yuvarken, ey Sumame, Mekke-i Mükerreme'ye buğdayını verin. Yani ruhsat belirlik, bunlara buğdayını verin. Hat yazgenlerde Sumame, Mekke-i Mükerreme'ye buğday verişliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izinleri bilen yine kayıttan başladılar. Geceki mevkifleri hem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mevkifleri hem, davet hakkında boyut eder. Bugünkü mevkifleri hem, davet hakkında insanlarla boyutken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muameleleri hakkında eğitip düşündürüyorlar. Burada da davet kılıyorken vaktimizde şaşılıp gitmeyelik. Derrol başka bitti ilk senersen okumaya gitti. Belki Allah Teala'nın ayet kerimesi. Udu ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene ve cadilhum billeti hi ahsen. Ey Muhammed Aleyhisselam, Rabbin izni yoluna yahşiliği bilen davet kılın. Hem de bizim ahiretlerle az yine açıklayalımız. Sözümüzün hayatı yetiyetti. Vel mev'izatil hasene ve cadilhum billeti hi ahsen. Onlar ki hoş muamele bilen Mamla kılın diken Allah subhanahu ve ta'ala ayet-i kerimeler. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Berçelerimiz hem bana bu meselelerini işlediğen belki meselelerini işledip özleri amel kılıp başkalarına hem yetkizedigen insanların katarında buluşuyla Allah ta'ala uzun nasip kısın. Elimiz, yurtumuz, memleketimizden Allah subhanahu ve ta'ala bana bu yetken her kıl babalarını, kıyınçileylerini, kesellerini rabbil alemin ata analarımızı duaları bilen tam karındaşlarımızın, içimizdeki salih insanlarını, yaşlarını, umumen hemmelerimizi, dualarımızı bilen, bana şükür etken her bala afatlarını, babalarını uzak buluşuyla Allah subhanahu ve ta'ala özü bizlerin mülkümüzden, mumun Müslümanlardan, Orta Asyalardan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, bütün bana şükür Orta Asya, hasaten bana şükür biz yurtlarımızdan uzak buluşuyla Rabbil Alemin özünü zil kısın. Bu yerde görüp durgen, yakından görüp durgen, uzaktan görüp durgen, İnsanların hem hemmelerinin, talebelerimiz buluşuyla, şagitlerimiz buluşuyla, var ama insanlar hem dinle emel kılıp, dinle çırali geçip, dinle dünyadan ötüp, ahirki kelimelerle la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelimesi buluşuyla, Allah subhanahu wa ta'ala özü nasip kısın. Rabbena zalamna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Allahümme ihsin akibetena fil umuri kulliha, ve ecirna min hizrid dunya ve azabil ahirah, bir rahmetike ya erhamer rahimin. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته